ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Banklar bu dönemde parti meclis. İyi akşamlar. İşin Aslı programına hoş geldiniz. Fikret Bilay ile birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi konuklarımız var. Emekli Büyükelçi Halil Akıncı. Hoş geldiniz efendim. Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin. Aslında İblit uzmanı diyelim mi? Son zamanlarda yazdığınız Orta Doğu uzmanı falan. Yok, Orta Doğu değil. İblit değil. Emekli Büyükelçimiz de eski Moskova Büyükelçisi'dir. Değil mi efendim? Onun da tabii Türkiye-Rusya ilişkileri falan hepsini masaya yatıracağız. Şimdi ben bir iki dakika şu meseleyi kısaca bir anlatayım. Bu niye bu İdlib falan devamlı gündeme geliyor. Şimdi meseleye bazen tartışmaya başlıyoruz. Ya bizi izleyenler diyor ki ya siz hepiniz biliyorsunuz da ya bir hatırlatın biz her şeyi sizin kadar iyi izlemiyoruz diyorlar. Efendim orada şöyle bir şey oldu. Kısaca anlatayım, yanlışım, eksiğim varsa zaten konuklarım tamamlar. Orada bir sıkışma oldu. Bütün o yani Şam ordusundan kaçan sivil güçler, diyelim ki o cihatçı güçler falan herkes işte yıllardır süren bir savaş sonunda herkes gelip İdlib'de toplandı. 3 milyon sivil olduğu söyleniyor. 40-50 bin de cihatçı terör örgütünün orada yerleştiği. Kimine göre 15 bin, kimine göre 40 bin, bilmiyorum. Ağır silahları var falan. İşin içinden çıkılmaz durumu derken işte o hep bilirsiniz Astana süreci, Soçi mutabakatı falan. Orada da bir anlaşma yapıldı. Oraya işte böyle bir gözleme noktaları kurdu Türkiye 13 tane. Ruslar da kurdu. İşte neye bakacaklar? İşte Şam ordusu gelip bu tarafa saldırmasın. Niye saldırırsa onlar Türkiye'ye doğru kaçacaklar. Türkiye biraz sıkışacak. İçeride de silahlı terör grupları da var. Onlar da bu tarafa saldırmasın diye işte orası bir çatışmasızlık alanı olacak derken bu süre bitti. İçerideki örgütler temizlenemedi. Suriye ordusu saldırdı. Bizim bazı gözleme noktalarımız Suriye ordusunun hakimiyet alanı içinde kaldı derken bunu günlerde tartışıyoruz. Sonra bir saldırı oldu Türk askerlerine yönelik. Karşılıklı cevap verildi. Yine saldırıldı falan derken bu noktaya geldik. Şimdi ne olacak diye herkes merak ediyor. Türkiye'de hakikaten 5000 asker ve 1500'e yakın araçla oraya bir mühimmat ya da tanklar, toplar falan. O da bir savaş pozisyonuna alındı. Herkesin ağzı şeyinde Suriye ile gerçekten iki ordu savaşa giriyor mu, girmiyor mu, ne olacak? İşte Putin'le telefon görüşmeleri var. Bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı dedi ki herhangi bir şey olursa vururuz dedi. Yani bizim Türk askerlerine saldırı olursa. Ama şunu da ekledi. Dedi ki içeriden de bir takım provokasyonlar var. İçeriden de bir takım gruplar var dedi. O gruplar da dedi rejime karşı bir şey. Onlara da hakim olacağız gibi laf söyledi. Ama ve Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, MİT Müsteşarı'nı Moskova'ya gidip bu işi masaya yatıracağını söyledi. Şimdi masaya yatırınca ne sonuç çıkacak? Türkiye'ye hakikaten o HTŞ denen örgütün elinden silahları toplama görevi verildi mi, verilmedi mi? Mesele bu. Peki böyle yarın bir saldırı olursa hakikaten topyekun bir savaş çıkar mı? Konu uzman konuklarımızla bunu konuşacağız. Ama önce ben başka bir şeyle başlamak istiyorum. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var ve anlayamadığım bir mesele. Onu Fikret Bile'ye soracağım. Şimdi dün biliyorsun önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Dedi ki bu FETÖ'nün siyasi ayağını gündeme getirirken 2004 yılına gitti. Dedi ki orada bir Milli Güvenlik Kurulu kararı var. O kararı dedi imza attılar bunlar dedi. Hepsi de imza attılar. Uygulamadılar.
İşte FETÖ'de de böyle yapılandı. Aslında uygulasalar da FETÖ'nün siyasi ayağı falan, hani FETÖ böyle örgütlenemeyecekti. Siyasi ayak olarak bunun uygulanmamasını gösterdi. Dedi ki hata orada başladı. O Milli Güvenlik Kurulu diyor ki bu suç örgütüdür. Bunlar aldılar, Bakanlar Kurulu'na dahi getirmeler, sümen altı ettiler, hiçbir şey yapmadılar dedi. Bugün Cumhurbaşkanı da çıktı, cevap verdi. Ne demek dedi ya? Aynen söylüyorum. O ben dedi, beni suçluyor dedi FETÖ'nün siyasi ayağı olarak dedi. Ben dedi bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden MG kararına imza atan benim dedi. 2004'ü kastederek. Yani onun altında benim imzam vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki imzam var ama o dosyayı sümen altı ettin. Öküz diyor ki bugün hayır olur mu? Ben onu suç örgütü olarak ilan eden benim dedi. Ben bakın siyasal bilimler okudum ama İstanbul gazetecisi olduğum için içinden çıkamadım. Ankara gazetecisi olarak Fikret bile bunu bize belki tercüme eder. Yani ikisi de 2004 diyor birisi. Ya bunu sen yapmadın öbürkü diyor. Ya ben imza attım diyor. Öbürküsü de diyor ki sen imza attın ama onu Bakanlar Kurulu'na dahi getirmedin diyor. Nedir bu peki? Evet, meselenin... teşekkür ederim. Ankara gazetesi olarak Kisidat da öyledir. Oradan gideceğiz zaten. Şimdi şunu net söylemek lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık olayları öncesini yok sayıyor. Evet. Miladı oradan başlatıyor ve oradan sonraki süreçte de CHP'yi FETÖ'cü olarak suçluyor. Sayın Kılıçdaroğlu da 2004'ten hatta daha eskiden başlatıyor. 2004'ten alıyor süreci, bugüne kadar getiriyor ve bu süre içerisinde FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır diye de çıtayı birazcık yukarı çıkartarak bir tespit yaptım. Bence şu tabloyu görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi AK Parti iktidara geldiği zaman 2002'nin Kasım'ında bir siyasi tablo değerlendirmesi yaptı. Bir endişesi vardı AK Parti'nin. Kurulu düzen, mevcut müesses düzen AK Parti'yi kapatabilir mi diye endişe ediyorlardı. İçlerinden çıktıkları Milli Görüş Hareketi'nin kurduğu bütün siyasi partileri Anayasa Mahkemesi kapattı. En son Fazilet kurulmuştu ve Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde oradan koparak AK Parti kuruldu. Orada benim gözlediğim kadarıyla Ankara'da iki politika izledi AK Parti. Bu kaygısına karşılık olarak. Birincisi Avrupa Birliği'ne hızla yanaştı. Milli Görüş gömleğini çıkarttık dedi Sayın Erdoğan. Avrupa Birliği'nin demokratik değerlerine yakın bir politika izleyerek ve ideolojik olarak da demokratlığı merkezine koyarak Avrupa Birliği'ne doğru yanaşarak bu güvenceyi almaya çalıştı. Çünkü Avrupa Birliği değerleri bir üyeleri içerisinde işte partilerin kapatılması çok zor, çok nadir rastlanan bir olay. Böyle bir güvenceyle meşruiyet kazandırdı iktidarına. Bir yönü buydu. İkinci olarak yöneldiği hadise de Türkiye'deki kurulu düzenin askeri ve sivil bürokrasisini değiştirmekti. Kendine yakın bir bürokrasi kurmaya çalıştı. Bunu da şundan yaptı. Şöyle bir vesayet kaygısı vardı AK Parti'de. Türk Silahlı Kuvvetleri işaret ediyor. Yargıtay Başsavcılığı harekete geçiyor ve Anayasa Mahkemesi bu partileri kapatıyor. Bunu vesayetten anladığı AK Parti'nin buydu ve buna asker sivil bürokratik oligarşi tesisi koymuştu AK Parti kurmayları. Bunları o sohbetlerimizden de hatırlıyorum. O zaman yapması gereken şu diye düşündü. Bu yapıyı değiştirmek lazım. Şimdi eski Türkiye dediğimiz yapı bu. Yani yüksek yargıda ve Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki bürokratik yapıyı hükümete daha yakın bir şekilde nasıl dönüştürebiliriz diye düşündü. Onun için kullanabileceği tek kaynak o zaman Gülen Cemaati denilen cemaatin kadrolarıydı. Çünkü AK Parti'nin kendi kadroları yoktu. Ve bunu sağlamak üzere de o zamana kadar devlete girmeyi başarmış ve kendini koruyabilmiş, saklayabilmiş cemaate yakın bürokratları üst düzey görevlere getirmek gibi bir politika izledi. Bunu iki tane temel kırılma noktası var. Bir tanesi Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davalarla Türk Sağlık Kuvvetleri'nde bir tasfiye yapıldı. O tasfiyeden boşalan yerlere cemaate şimdi yakın olduklarını anladığımız askerler terfi ettirilerek getirildi. Yani Türk Sağlık Kuvvetleri'nin önemli mevkileri, komutanlıkları cemaate yakın askerler, subaylara verildi. Diğer taraftan 12 Eylül 2010 tarihinde referandumda kabul edilen anayasa değişikliğiyle de aynı operasyon yüksek yargıda yapıldı. 160 üye yargıtaya
60 üye Danıştay'a, HSK'ya, Anayasa Mahkemesi'ne atamalar yapıldı. Bu atamaların nasıl pazarlıklarla yapıldığını hepsi o zaman hakimler ve Savcılık Yüksek Kurulu Başkan Vekili olan İbrahim Okur'un da itiraflarında, ifadelerinde mahkeme kayıtlarına geçti. Dolayısıyla yüksek yargı da cemaate yakın bir yapıya kavuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de. İşte yargıdaki bu yapılanmadan hareketle bu davalar açıldı. Emniyet zaten cemaat. Emniyet zaten ellerindeydi. Bu operasyonlarla devletin üst düzeyi bürokrasisi değişti. Yani artık AK Parti'yi kapatacak bir bürokrasi yerine AK Parti'yle beraber çalışan bir yapı oldu. Ben buna simbiyotik yaşam diye de yazdım bugün. Evet. Yani birbirine muhtaç, birbirine dayanışarak. Özel bir şey yaptım. Bir kavram yani. Bu şekilde geldiler. Nereye kadar geldiler? İşte 17-25'e kadar böyle geldiler. Bence Sayın Erdoğan bürokrasiyi değiştirip cemaat yanlısı bürokratları üst düzey, devletin üst düzey görevlerine getirdi. Bu gücü onlara verdi. Ki Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor ama bu gücün kendisine döneceğini belki hesaplayamadı. Ve bunun bir askeri darbeye kadar gidebileceğini, hem Sayın Erdoğan'ı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin laik devletini ortadan kaldıracak bir cüretle askeri darbe yapabileceklerini düşünemedi. Onun için bu yaşandı. Fakat bunun sonunda ne oldu? Sayın Erdoğan dedi ki biz aldatıldık, Allah'tan ve milletimden af diliyorum. Diyerek bence sorumluluğu zaten üstlendi bu 2004, 2013 veya 2016'ya kadarki dönemde. Ama şimdi bunu hatırlatmak istemiyor Sayın Erdoğan. Bunu yok sayıyor. Ama bugün de diyor ki ben imza attım zaten. Ta 2004'te suç örgütü olarak ben ilan ettim. Çok vakit almadan özetleyeyim. Evet, imza attı. O Milli Güvenlik Kurulu kararı hükümete bildirdi tavsiye kararı olarak. Ama o zamanki Başbakanlık Müsteşarı'nın anılarından biliyoruz ki müsteşar bir yazıyı Başbakan Sayın Erdoğan'a götürüyor. Erdoğan da dosyasında kaldırın diyerek rafa kaldırıyor. Yani onun gereğini yapmadı Sayın Erdoğan. Ömer Dinçer'in anılarında. Evet, anılarında bu var. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da o kitaptan okudu. Ayrıca FETÖ olduğu anlaşılan terör örgütüne dönüştükten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı FETÖ iddianamesinde de Başsavcılığı'nın tespiti şu. FETÖ siyasi otoriteye kanun çıkartılacak kadar güçlü hale geldi dedi. Sayın Kılıçdaroğlu bu ifadeyle iddianameden okudu zaten. O savcılar galiba gitti diye. O savcı görev değişikliği oldu. Yani şunu gerçekçi olarak söylemek lazım. AK Parti'nin cemaate ihtiyacı vardı bürokratik bakımından. Cemaatin de devlet ele geçirmek için iktidara ihtiyacı vardı. Bu karşılıklı simbiyotik ilişkiyle geldiler. Aslında sonuçlardan ikisi de memnundu. Yani bürokrasi hükümete yakın hale gelmişti. Eski sistem bozulmuştu. Fethullah örgütü bakımından da devlet ele geçirilmişti. Ama dediğim gibi iktidar belki de bu gücün kendine doğru yönelip onu da o iktidara da isteyeceğini hesaplayamadığı için arada kavga çıktı, darbe oldu. Ondan sonra ayrıldılar. Yani olayın özeti budur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği de siz o dönemde beraber çalıştınız. Beraber bu işleri yaptınız. Ortaktılar. Siyasi ayağı sizdiniz. Bir iktidar blokuydu. Tezkan ona öyle diyor. Bir iktidar blokuydu. Evet, sözlerimi bitirip yine Ankara Gazetesi olarak gördüm. Saat Ergin'e bırakayım. Çünkü Sayın Büyükelçimizin uzmanlık olduğu konuya da yavaş yavaş geleceğiz. Bu konuda görüşler. Benim kapsam alanım dışında. Evet, ama Sedat'tan yorum alalım tabii. Yani ben de aslında yani senin yaptığın değerlendirmeye ekleyecek fazla bir şey yok. Büyük ölçüde katılıyorum. AK Parti doğru. AK Parti iktidara geldiğinde 2002 sonunda devleti yönetecek donanımda kadrolara sahip değildi olandı. Kadroları çok zayıftı. Bu da devlete hakim olabilmek için, bürokrasiye hakim olabilmek için AK Parti'yi büyük ölçüde cemaat kadrolarına bağımlı hale getirdi. Onlara emanet etti. Bu tabii cemaatin de çok işine geldi ve çok kısa zamanda Fethullahçı kadroların bütün bakanlıklarda çok kısa zamanda böyle yerleştiğini, yükseldiğini tanıklık ettik hepimiz o dönem Ankara gazetecileri olarak ve ortaya bir iktidar bloku çıktı. Yani AK Parti ile o dönemde Gülen cemaati dediğimiz yapı arasında işte bu bütün bakanlıklarda, bütün devlet kurumlarında bu bir iktidar paylaşım modeliydi. Aslında ve çok uzun bir süre tabii aynı ortak hedefleri odaklandıkları için işte 2009-2010 o anayasa referandumuna kadar. Zaten Sayın Erdoğan da aynı menzile giden iki hareket gibi görüyordu. Gibi görüyordu. İfadesi ve, var.
Yani 2010'a kadar bu bir şekilde bu iktidar bloku bir büyük bir türbülans yaşamadan, sıkıntı yaşamadan yürüyebildi, gidebildi. Fakat tabii bunun kırılma noktaları var. Kırılma noktaları nedir? Tabii cemaat de büyüdüğü oranda, güçlendiği oranda böyle bir iktidar odağı olarak kendi başına hareket etme refleksini kazanmaya başladı ve yavaş yavaş o zaman hepimiz işte 2010'dan itibaren AK Parti ile cemaat arasındaki sancıların da bu Ankara'da çok hissedilen bir şeydi. Böyle kırılmalar, sancılar, çekişmeler böyle bir... Çünkü güç paylaşılan bir şey değil. İktidar tektir, öyle kolay paylaşılan. Siz gelmişsiniz, seçilmişsiniz ve onu bir noktadan sonra paylaşamıyorsunuz. Paylaşmak istemiyorsunuz da. Ve 2011'de bence önemli bir kırılma hatırladım. Bu AK Parti milletvekili aday listeleri yapılırken hep anlatılan şey değil mi? Cemaatin çok kuvvetli böyle bir listeyle. Kontenjan talebiyle. Kontenjan talebiyle gitmesi. Hatta Tayyip Bey görünce bu nedir diyor, nereden çıktı. Peki taleplerini o zaman karşılamıştı. Şimdi tabii Sayın Erdoğan da yetkileri konusunda, yetki kullanımı konusunda çok... Kıskanç olan bir de öyle kolay kolay yetki paylaşacak biri değildi. Bir noktadan sonra yani artık 2011'e gelindiğinde Tayyip Bey'in cemaate karşı son derece böyle ihtiyatlı, kuşkucu bir pozisyona geldiği biliniyordu. Fakat bu dışarı yansıtılmıyordu. Sonra yavaş yavaş işte bu kırılmaları yaşamaya başladık. Daha 17-25 aralığa gelmeden bu MİT müsteşarını hedef alan Hakan Fidan'ı 2012 başındadır yanılmıyorsam değil mi? Ocak ya da Şubat'ta. Evet. O mesela çok önemli bir kırılmadır. Fethullah dershanelerini kapatma kararı var. Son, bunlar birbiri ardına zaten gelmeye başladı. Hakan Fidan burada önemli bir kırılmadır ve bir noktadan sonra AK Parti kadroları da Sayın Erdoğan da cemaatin artık kendi başına bir iktidar odağı olarak yargıda, emniyette hareket etmeye başladığını görünce birçok mesafe koymaya başladı. Fakat şöyle bir açmaz içindeydi. Bütün bürokrasi Fethullahçılar tarafından, cemaat tarafından kuşatılmış olduğu için aslında elindeki hareket kabiliyeti çok sınırlıydı. Kendisini birden bir kuşatılma altında buldu. Bu yani 2012 biraz onun sancılarıyla geçer, 2013 onun sancılarıyla geçer ve sonra da işte 17-25 Aralık'ta büyük kırılma yaşandı. İşte sonrası da 15 Temmuz darbe girişimine kadar geldi. Bu iktidar Tayyip Erdoğan veya biz çıkıp bu açıklıkla anlatsa. Yani biz dediğin gibi biz bunu yaptık. Geldik iktidara. 2002'de geldik. Kadrolarımız yoktu. Böyle bir bulduk. Bunlar okumuş yazmış insanlardı. Amerika'dan getirttik. Şuralara yerleştirdik. Buralara cemaatin de kadroları yani böyle eğitimli falan. Ha, eğitimli insanlardı. Bizde böyle bir eğitimli adam da yoktu. Onlarla çalışmak zorunda kaldık falan. Bu solcuları, molcular da vardı. Onlara da güvenmiyorduk. Dese gönül şeyle. Ya daha samimi, daha şey. Sonra bunlar kazık. Bunlar meğerse devli başka planları varmış. Ondan sonra ben de diyor ya Allah'ım ve milletim affetsin diye. Tamam ben de bunu yaptım dese daha böyle kendi diyor ya samimi olmakta daha samimi olmaz mıydı? Tabii ya? De şimdi burada öyküyü anlatıyoruz işte Fikret de anlattı benim de mutabık olduğum öykü 2002 sonrası. 2004 bu şekilde işte, geldi 2002. Bütün devlette bir yapılanma oldu. Şimdi böyleyken gelip FETÖ'nün sorumluluğunun Kemal Kılıçdaroğlu'na atfedilmesi de bana biraz... Şunu da hatırlatayım Sedat. Mesela Türkiye'nin tehdit önceliğini de AK Parti iktidarı değiştirdi. Hani Kırmızı Kitap diye bizim bildiğimiz Milli Güvenlik Kurulu'nca hazırlanan... Tabii. İş düşman mı olur, üsticai düşman mı olur gibi yeni bir metin yazarak Fethullah'ın çalışma alanını genişletmiş de oldular. Yani böyle bir düzenleme de oldu. Çok dayanışarak geldiler. Şimdi bunu yok saymak mümkün değil. Sayın Erdoğan bunu yok sayıyor ama bu yaşanmış bir realite. Kendisi ondan sonra kendisine yönelik tehditler başlayınca, darbe girişimi, hayatına katledecek kadar gözü dönmüş bir FETÖ örgütlenmesi olduğunu gördükten sonradır Erdoğan'ın mücadelesi. O zamana kadar beraber yürüdükleri
gerçeği ortada. Yani cemaat bu 17-25, ben bazen düşünüyorum, cemaat bu 17-25 Aralık müdahalesini yapmasaydı, biraz daha böyle işi zamana bıraksaydı. Eyvah. Yani bir ölmüştük. 4-5 sene daha böyle biraz daha zamanı yayarak. Ama yavaş yavaş hukuk mekanizmasında Fethullah Gülen hareketine karşı hareketlenme vardı. Yani Ankara Savcılığı araştırmaya başlamıştı. Bazı savcılar soruşturmalara başlamışlardı. Onun için erken davranmaya başladılar ve belki Sayın Erdoğan ve hükümeti yavaş yavaş FETÖ'ye tavır almaya başlamıştı. Onlar hamle yapmadan biz yapalım diye. Fark etmişti tabii. Evet. Yani bence 17-25 Erdoğan fark etme, AKP liderliği. Mesela dershane kapatma kararına karşı bir hamledir. Ondan önce bazı iş adamlarını da FETÖ'cü savcılar gözaltına aldılar, tutukladılar. İş dünyasına da daldılar. Sonra 17-25 oldu. Bir şey değil mi? Mesela evet, İktidarın hayatına Erdoğan şey yaptı ama hepimizin hayatını kısıtlamadı mı bunlar ya? Yani telefonda konuşamıyordu. Patır kütür insanlara hiçbir şey yokken sabah evine gidiyorlardı. İşte o neydi? İşte Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği. O öyle mi? Gel bakalım buraya diyorlardı. Sen işte bilmem nereye imza atmışsın. Senin paran efendim bilmem neredeki öğrenciye gitmiş. O öğrenci PKK'lı oldu. Sen demek ki PKK'ya da yardım ettin diye kaç kişiyi gözaltına almadın? Emniyetle yani basın arasında da bir ilişki vardı. Artık sistem şöyle işliyordu. Emniyet kaynaklı bir haberi zamandan önce ona yakın bir gazete, daha küçük olanı veya televizyonu gündeme getiriyor. Sonra zaman onu büyütüyor. Onun hedef gösterdiği kişiyi de yargı tutukluyordu. Tutukluyor. Gazeteciler için de böyle yaptılar. Tabii, sistem böyle. Taraf gazetesinde yani unutmayalım. 17-25 ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hayır, taraf isim verecekse şu anki en çok şeye karşı çıkan Yeni Şafak gazetesinde şeyin savcı özün verdiği daha olmadan bütün şeyler önce Star ve Yeni Şafak'ta çıkıyordu. Ertesi gün bir bakıyorduk böyle. Aynı gerçekleşmiş. Şimdi o gün 25'de tabii bir FETÖ düzenlemesi olduğu için genellikle kapalı geçiyoruz. Yani bir FETÖ hareketi olduğunu biliyoruz. Bu çok açık. Yani hukuka uygun olmayan şekilde toplanmış delillerle yürütülmüş bir operasyondur o. Onu da hukuki açıdan hukuk olmadığını söylüyoruz ama ortaya çıkan bir gerçeği unutmayalım. Yani o süreçte yargının FETÖ'cü olsa dahi ortaya çıkardığı bazı iddialar, özellikle para konusunda, biraz havada kaldı. Şimdi dendi ki işte evinde ayakkabı kutularını dolar çıkan genel müdür dedi ki biz onları işte bir cami için kullanacaktık. Bir bakanın çocukların evinde çıkan paralar ve para sayma makineleri için dendi ki onları FETÖ'cü polisler koydu oraya. Zarapla ilgili çıkan paralarla ilgili dediler ki bunları da FETÖ koydu. Bunlar rüşvet değildi dediler. Paralara el koydular. Adli emanete koydular. İlgili kişileri gözaltına aldılar. Sonra siyasi müdahaleyle bunlar serbest bırakıldı. Eğer o paralar onlara ait değilse cezaevinden çıkarken niye onun evlerine götürürler sorusunun cevabı çıkmadı. Çıkmadı. Madem sizin değildi bu para. Madem niye bıraktınız? Devletin FETÖ'cü polisleri koydular o parayı. O parayı niye aldınız? Hem de faizini aldılar. Yani onlar da soruşturmadan ayrık tutuldu. Sırf FETÖ yaptı diye. Yani bu da benim hani biraz devlet tecrübem var. Devletin mali kayıtlarında bunlar ortadan kalkmaz. Yani belki o iktidar değiştiğinde, belki başka yani bir zamanda bunlar yine yeniden davası, dava konusunda bu paraların kaynağı açıklığa kavuşmadan da kapanmaz. Ama şimdi FETÖ yaptı diye kimse ses çıkartmadan ve deliller de hukuka uygun toplanmadığı, dinlemelerle oldu, şunlar oldu denilerek bu iş kapatıldı. Ama o da dinlemelerle ilgili. Kılıçdaroğlu da tekrar o konuşmasında bu konuya değindi ki eski bir maliye hesap uzmanı olarak. Hani devlet kayıtlarında bu durur diye düşünüyorum ben. Yani dinlemelerle ilgili iki boyutlu. Dinlemelerin bir kısmı cemaatin tümüyle illegal bir şekilde yasa dışı yöntemlerle yaptığı. Dolayısıyla yasa ondan dışı delil sayılamayacağı hükmü çıktı. Sayıp, fakat bir bölümünün de özellikle bu işte bu evde bu dört bakan ilk yani 17-25 patlak verdiğinde bu görevden ayrılmak zorunda kalan dört bakanla ilgili soruşturmada. Onlarla ilgili usulün kuralına uygun bir şekilde yasayı yani savcı işte izni veriyor dinleme, hakim izni veriyor dinleme ona göre. Orada biraz kitabına uygun bir şekilde süreçten geçerek götürmüşlerdi. Ama sonra onların da tümüyle hepsinin yasa dışı olduğu yolunda mütalalar verildi. Ama
Senin de dediğin gibi. Ben orada biraz araştırma yapmışım Sedat. Yani hakimler ve savcılarla ilgili. Hakimler de çünkü töhmet altında bırakan bir uygulamaydı bu. Hakimlerin yaptığı savunma şuydu. Diyordu ki bize gerçek isimlerle gelmemişler. Biz onu araştırmamış. Bir liste getiriyor. Bunlar işte PKK'ya yakındır veya örgüt üyesidir diye. Onları bir toplu olarak imzalıyorduk gibi bir savunma yaptılar. Mesela benim telefonum da dinlenmişti. O dinleyen polisten mahkum oldu. Benim sahte bir isimle benim telefon numaramı yanılmıyorsam İbdacıyıcı birinin diye. Hakim de önüne geliyor. İbdacıyıcısı. Senin ismin geçmediği için imzalıyor. O e-mail numaraları mı? O numara üzerinden şey. Tabii aslında biraz hakimlerin titiz olması lazım. Önemli bir karar imzalatıyorlar çünkü. Bu konuyu ben birkaç Kılıçdaroğlu'nun sordu birkaç soruyu da kapatalım mı? Onları da bir söyleyeyim. Diyor ki mesela dünkü o konuşmada 215 bin kişilik diyor bayla kullanma listesi var. Bunu niye açıklamıyorlar diyor. Önemli mi değil mi bilmiyorum. Bunu açıklamalar lazım diyor. 15 Temmuz gecesi kim neredeydi diyor. Bu ETS kayıtları var diyor. Onları da açıklamıyorlar. Soruyorum diyor. Hangi lider kim hangi kişi neredeydi diyor. 3 darbe olsaydı diyor bu kimleri getireceklerdi yönetime. Bunun listesi ellerinde diyor. Bakın. Yok. O öyle konuda mi? Şimdi, o konuda Erdoğan'ın elinde diyor. Erdoğan bunu biliyor diyor. Şu an bunu niye söylemiyor diyor. Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Olayı araştıracaktık. 2 kişi diyor. 1 numaralı tanıklar MİT müsteşarı ve genelkurmay niye gelip ifade vermiyor? Bunu Erdoğan'ın geldik diyor. Bir de bu rapor niye açıklanmadı diyor. Şimdi o hakikaten o kimlerle çalışacağı listesi o Cumhurbaşkanı liste, elinde varsa bu... Şimdi bu bir iddia. İddia. Yani ben 15 Temmuz'la ilgili hani pek çok dosyaya baktığım için yani ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Böyle bir şeyin olduğuna... Bir şey ipucu yok. Her şey ortaya çıktı. Sadece cemaatin başarılı olması halinde... Kimlerle çalışacak? Nasıl bir siyasi... program izleyeceğine dair hiçbir işaret yok. Tek bildiğimiz o gece giden bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün birliklere giden Türk yönetimi emrinde orada siyasi partilerin faaliyetlerine, siyasi partilerin kapatıldığı, siyasi faaliyetlerin işte askıya alındığı, meclis faaliyetlerinin durdurulduğu yani siyasi faaliyeti durduruyorlar. Demokrasi askıya alındı. Ama nasıl yönetecek? Belli ki bu darbeyi yaparken bir sonraki adı aşamayı da hazırlamışlardı. Yani onların kafasında bir oyun planı vardı. Mesela ne oldu? 12 Eylül olduğunda hatırlayalım. Kısa bir süre sonra işte Kenan Evren çıktı. Dedi ki bir demokrasiye dönüş takvimi açıklıyorum dedi. Ve belli bir zaman takvimi içinde şu kadar zamanda danışma meclisi oluşturulacak. Danışma meclisi bir yıl çalışacak. Anayasayı hazırlayacak. Referandum. Böyle bir 3 yıllık bir dönüş takvimi verdiler. Ama ve onun mekanizmalarını. Sivil hükümet kurdu. 15 bu darbe girişiminin siyasi programı hakkında siyasi faaliyetlerin sona askıya alınacağı dışında hiçbir ipucu yok. Hiçbir ipucu yok benim görüşüm. Yani Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 27 Mayıs gibi bir konsey kurup mesela böyle 38 o zaman 38 ben burada sadece spekülasyon yapabilirim. Kurup cemaatin kafasında bir oyun planı vardı. Var mı? Bir oyun planı, bir duruma bakacaklardı. Yeni bir durum ortaya çıkacaktı. Muhtemelen bunlar işte yurtta sulh konseyi diyorlar böyle mümkün olduğu kadar böyle geniş tabanlı. Ben tümüne spekülasyon yapıyorum şimdi. Yani onların nasıl bir hareket tarzı izleme mümkün olduğu kadar geniş bir konsensüs oluşturabilmek için bir toplumsal destek, bir böyle bir taban. Arayacaklar, evet. Arayacak. Mümkün olduğu kadar geniş bir böyle her kesimden insanların olduğu bu tür isimlere yönelebilirlerdi diye tahmin. Ama bu bir tahminden ibaret. Şunu eklemek lazım. Meşruiyet sorunu açısından böyle dar bir siyasi kadroya bunu kadroyla sınırlamak yerine mümkün olduğu kadar iplerin kendilerinde olacağı ama böyle bitrine her yerden isimler yani koyuyor. Kendi ellerinde bir şey olabilir de yani darbecilerin sadece bildiği bir şey olabilir. Sayın Bahçeli de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek kim olacaktı bu sulh konseyinde falan gibi sorular getirdi. Ama darbelerde şu yaşadık Türkiye'de 10 yılda bir. Yani darbe yapmadan önce gidip de başbakan olur musun, bakan olur musun diye önden pazarlık yapmayı zannetmiyorum. O gizlidir yani. Gizli. Daha sonra bir de söyleyecekler. Kompartman usulü çalıştığı için. Kendileri biliyordur onun için. Cemaatle. Diyelim ki oturduğu FETÖ'cüler bir liste yaptılar.
Şimdi o listeyi aldıkları insanlar açısından bu suç da oluşturmaz. O adamın haberi yoksa yani. Tabii tabii. Her şeyi hatırlar mısın? Rahmetli Özal demişti ki 12 Eylül olduğu zaman, o zaman başbakanlıkmış dışarıydı. Gece davet gelmişler. Demişler ki sizi davet ediyorlar, götüreceğiz. Ben tutuklamaya götürüyorlar diye düşündüm dedi bize. Halbuki başbakan yardımcılığı teklif edeceklermiş mesela. Yani onu bilemezler önceden diye düşünüyorum. Onun için darbecinin hazırlığı liste mesela. Sen de o konuda yazdın. Diyelim ki şu komutanlığa gelecek, bu sırf yönetim komutan olacak diye. Adamların haberi yok bazı komutanların. Bazılarının yoktu. Oraya sırf darbeciler o ismi yazdı diye o insanları suçlu addetmek de hukuk kurallarına çok uygun değil. Çünkü nitekim bazıları bu sebeple sırf o liste isimleri var diye tutuklandılar. Sonra beraat edenler ve Güneydoğu'da PKK ile savaşmak üzere birliklerin başına giden generaller oldu. Yani bunun için bu bir karine ölçü olarak alınmalı. Tabii ben de aynı kanaatim. Ama dediğim gibi ben spekülasyon yapıyorum sadece. Bunu geniş bir tabana yaymaya muhtemelen çalışacaklar. Bir de cemaatin çalışma tarzı muhtemelen Pensilvanya'nın kafasında bir oyun planı vardı. Muhtemelen bir liste vardı. Belli kişilerin kapısını çaldıkları takdirde işbirliğine çekebileceklerini muhtemelen düşünüyorlardı. Bir de ayrıca Türkiye'de unutmayalım ki böyle dönemler ortaya çıktığında darbe dönemleri yani cemaat kimsenin kapısını çalmadan da gönüllü olarak böyle biz size yardım edelim. Sahneye çıkacak da pek çok isim olabilirdi muhtemelen yani kimsenin günahını almak istemiyor. Ama bu geçmişte bu sürecin dışişleri ve dış politika bakımından etkilerini soralım olmasa. Orada çünkü siz herhalde 2010'a kadar Sayın Bülkerci görev yaptınız değil mi? Dışişlerinde. Yani sonradan eskiden beri girmiş bazı insanlar FETÖ çıktı. Ama asıl FETÖ'nün hakim olması 2009'dan sonra yavaş yavaş. Dışişler. Giriş sınavlarının değişmesi. Yani özellikle Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı Ahmet olmasından sonradır. Yani ondan önce bir iki kişi onları tasfiye edildi. Hatta üç. Çok bir tanesinde de kimse emin değil. İki tanesinden emin ama yani onlar da dışişlerinde gayet sınavı kazanarak yüksek niteliklere sahip insanlardı. Daha sonra o giren sınava geçebilecek nitelikli tabii insanlar. Tabii. O yüzden hani nasıl anlayacaksınız? En nihayet birini de şu liseden mezun oldu diye çizemezsiniz. Kazandıysa kazandı. Onlar da siyasete yön verecek mevkide değillerdi. Alt düzey mi? Hayır, alt düzey memurlardı. Daha sonra ama bir nüfus kazandılar. Özellikle şimdi eğer bu iş devam etseydi o 650 kişiyi falan attılar. Dışişleri. O idari kadrolarla birlikte 600. Diplomat kadrosu galiba 350 kişi, 350 civarında yanılmıyor. Ama dışişleri zaten küçük bir yer. Zaten onun için küçük, çok büyük rakam. Biz girdiğimiz zaman 250 kişiydik. Yani toplam 1000 kişi bile değildi iş dış. O 350'nin büyük bölümü zaten Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduktan ve de Dışişleri Bakanlığı'nın bütün personel dairesi ve personel alım değil mi yanılmıyorsam diplomat alım yönetmelikleri sınav sistemi değişti. Şimdi sınav şöyle bu en son işte KPSS falan çıktı. Ondan belirli bir sayıda belli puan alanlar deniyor. İşte 450 kişi yazılıya kabul ediliyordu ben en son sınava girdiğim zaman. Daha sonra bu 450 kişi yazılı sınavı geçenlerde genellikle 50'si 60'ı geçer. Sözden de onlar genellikle pek sözde fazla eren olmaz. Yani bazen öyle zamanlar oldu ki ben 1996 yılında itibaren hemen hemen bütün sınavlara merkezdeyken girdim. Mesela kadro 50 kişilik değil mi? 50 kişiyi dolduramazsınız. Kazanacak. Sözlüye gelen mi? Evet 30 kişi alırsınız yahut yazılıya gelen. Yazıldan mesela. Niye peki bu? Meselesi. Alıyorsunuz. Ağır. Alıyorsunuz ve bunu tek başına bir çocuğu gönderiyorsunuz dışarı. Büyükelçi bir izne gidiyor. 24 yaşındaki çocuğa maslahat güzellik veriyorsunuz. İki kişilik kadro. Bunun belirli bir düzeyde olması lazım. Hem şey bakımından. Nitelikleri yetmiyor da dolduramıyorsunuz. Nitelikleri yetmiyor da olmuyor. Çünkü alması yani aldığınız birini atmak son derece zor. Danıştay vesaire filan bir sürü şey. 2-3 defa atılıp tekrardan geri dönenler de var. Yani onun için baştan bir eleme yapıyor. Çok seçici davranıyorlar. Ki ağır bir sınavdı dışişleri meslek sınavı. Yani şimdi eğer kafanızda bunu koymuşsanız yani ben işte şunu olacağım da ona göre hazırlanırsınız. Onda mesele yok. Ama kendi şimdiki çocuklar gibi değildik tabii. Biz başka türlüydük.
Şimdiki zavallılar buldukları yere giriyorlar. Böyle istedikleri yere değil de. Nerede iş varsa. Yani nerede iş varsa veyahut da işte o. Nereye alınırsa. Türkiye'nin tabii eğitim düzeyi de yüksekti. Yani. Bugünlere göre. Bugünlere göre çok yüksekti. Yani bizim aslında en büyük sorunumuz galiba. Niye orada. Böyle gideceğimiz, böyle mi gidiyoruz? Şimdi mesela ben şunu söyleyebilirim. Esnaf geçinsin diye her yerde üniversite açarsanız. Ya, Eğitim kalitesi. Eğitim kalitesi düşüyor. Lise zaten. Hoca kadrosu düşüyor. Ortalıktan kayboldu. Bu test sistemi falan vesaire. Görüyorsunuz o şeyde işte yarışma programlarında. Neler çıkıyor? Neredeyse Ankara'nın başkenti olmadığını, başkentinde başka yer olduğunu söyleyecekler. Üniversite öğrencisi. Öyle değildi. Liseler daha güçlüydü. Yani bugün sorun bizim sırf yüksek öğretim sorunu değil. Orta öğretimde de var. İlkokuldan başlıyor. İlkokuldan başlıyor. Şimdi mesela Türk Cumhuriyetlerine bize çok gelen vardı. Mesela Ankara'daki büyükelçi Orta Doğu mezunudur. 90'dan itibaren bunlar geldi. Şimdi pek gelen yok. Niye gelen yok? Kalitesiz. Nereye gelecek? Hangi okula gelecek? Yani, nereye gelecek? Yetişse nereye gidecek? Ne olacak? Evet. Geçelim mi bu Libya şey Libya diyorum. Ben her şeye rağmen Suriye. Ama yine de dış işlerine çok nitelikli arkadaşların böyle çok Türkiye'nin kuşkusuz, çok seçkin tamam. üniversitelerinden seçilmiş. Hala çok, o kadroda da var. Yine bir geleneğin ben hala sürdüğü kanaatindeyim belki. Hani ama sözle dinleniyor mu Büyükelçi? Şimdi yalnız şöyle bir şey oldu. Bizim dış politika filtresiz bir hale geldi. Şimdi mesela meselenin her meselenin özgül ağırlığı vardır. Diyelim ki ne bileyim sınırdan birisi kaçak geçti. O bir konsolosluk meselesidir. Üçüncü katip muavin konsolos halleder. Daha yüksek bir problem olduğunda başkatip halleder. Yani sefirin bile haberi olmaz. Veyahut da sefirden gelen. Şimdi filtre yok. Her türlü sorun yukarı gidiyor. Bunun tehlikesi şu. Hiçbir zaman için mesela Sovyetler benim incelediğim bir diplomasi. Yani yapı olarak hiçbir zaman için doğrudan doğruya üst düzeyde muhatap olmak çok zordur. Sovyet sisteminde. Çok zordur. Rus sisteminde hep öyle. Belirli düzeyde şey yapılır ve yukarıda sorunlar gitmez. Bizim sistem de öyleydi. Aşağıda çözülür. Mümkün olduğu kadar yukarı göndermezsiniz. Aynen. Sadece bir siyaset değişikliği olur. O zaman gidersiniz ya başbakan kabul eder, bakanlık müsteşarını ya bakanı yahut cumhurbaşkanına da gidilir. Genellikle bu işi müsteşarlar yani genel sekreterler yapar. Yapılır. Böyle böyle bir mesele çıktı. Bundan sonra ne yapalım? Sorun. O talimatı aldıktan sonra da uygulama için her 5 dakikada bir çıkmazsınız adam. Uygularsınız zaten. Uygularsınız. Peki şimdi 5 dakikada bir çıkıyorlar, her şeyi soruyorlar mı? Çıkamıyorlar. Soruyorlar mı? Çıkamıyorlar mı? Nasıl sorsunlar? Belki soramıyorlar ama bir şey yapamıyorlar demek. Yani. Şimdi bir kilitlenme oluyor. Kilitlenme oluyor. Yani şey, şimdi bir protokol memuru durumunda. Bir de anlayış mesela şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda personelin başında olan dışarıdan gelen bakan yardımcısı var. Onun altında personel genel müdür de dışarıdan geliyor. Bakanlıkta yetişmiş biri değil. Değil. Şimdi bakanlığın bazı özellikleri var. Yani masrafları bile bir anlayış gerektirir. Yani hangi masrafa izin vereceksiniz, hangi gidere izin vermeyeceksiniz. Bu tamamıyla ayrı. Şimdi işin bu tarafı o zaman topal kalıyor. İşin bu tarafı topal kalıyor. Ve bir halbuki en nihayet devlet müesseseleriyle beraber var olur. Bu müesseseleri yıkmaktan şimdi dışişlerin hükümetin politikasını beğenmeyebilir. Zaten bürokrat genellikle muhaliftir. Yani biz Süleyman Demirel'i daha sonradan çok takdir ettik. Başbakanken de pek öyle sevmezdik. Yani. Hep öyle oldu. Hatta şeyi söyleyeyim. Mülkiye'deyken ben yuhalamıştım kendisini. Yuhalayanlar arasında. Öğrenciyken. O da yuhalama niyeti yoktu ama etrafta o kadar çok polis vardı ki. Mecburen halbuki koskoca başbakan gelmiş sizin dekanınızı ziyaret ediyor. Yani ne terbiyesizliktir yuhalamak. Sonra yakın çalışırken yüzüm kızarırdı. Acaba hatırlar mı kendisi? Söylemedi. Odaya da şöyle diyormuş. Büyükelçi seni gözün bir yerde nasıl falan. Hayır. Ama anlayışla karşılardı. Karşılardı. Falan derdi. Binaenaleyh derdi. Kapatırdı işi. Yani ama hükümetin politikasını uygular. Bu bir mülkiye gereğidir. Hükümetin başarısı en nihayet görüşünüzü söylersiniz.
görüşünüzü söylersiniz ama hükümet de görüşünüzü almadan bir şey yapmaz. Yani Ecevit'le de çalıştık, Süleyman Demirel'le çalıştık. Her bakanla. Abdullah Gül'le de çalıştık. Hatta Abdullah Gül bir keresinde mecliste bir soru sormuşlar. Bizim arkadaşlar da iyice Kore Harbi'nden başladılar anlatmaya. Yani sinirlendi. Ben ne cevap vereceğim onu söyleyin kardeşim dedi. Anlatmayın. Yani öyle bir devlet sorumluluğu var. Bu eski mülkiye geleneği. Tabii. Devlet sorumluluğu var. Bizim İsmail Türk vardı şeyimiz. Hoca. Maliye hocamız. Maliye hocası. O derdi ki gayet böyle hiç çekinmeden siz hazinenin bekçi köpeğisiniz derdi. Yani köpek yapıyor bizi. Yani gelene ısırın diyor. Gelene ısırın diyor. Yani öyle sahip çıkın devlete diyor. Sahip çıkın devlete diyor. Öyle bir gelenek var dışlarında da. Hükümet hiçbir zaman için baltalamaz. Başarısını ister. Çünkü devletin başarısıdır. Milletin başarısıdır. Ve bir sürü şeyi de üstüne alır. Ama öyle bir şeye geliyorsunuz ki şimdi siz bir yanlış yaptığınız zaman üstünüzdeki en nihayet der ki büyükelçi bir hata yapmışlar. Ama en tepedeki yaparsa o zaman ne yapacaksınız? İsmail Soysal'ın Cemal Erkin'e söylediğini söyleyeyim. Büyükelçi İsmail Soysal bu enformasyonun başında bir olay oluyor. Ortada bir şey. Feridun Cemal Erkin diyor ki ben bir açıklama yapayım diyor. İsmail Soysal diyor ki yapma diyor. Yapmayın diyor. Niye? Siz yaparsanız diyor sonradan geri adım atamayız. Düzeltemeyiz. Ben yapayım. Halbuki ben yaparsam dersiniz ki en nihayet kendini bilmez bir herif şunları söyledi. Alt etmiş. Alt etmiş dersiniz. Beni de alırsınız görevden biter. Yani böyle bir takım şeyler var. Şimdi filtre diplomasından kastettiğim bu. Yani siz en yukarı onun başını belaya sokacak yani bir şey götürmezsiniz. Süzülmüyor olaylar yukarıya. Süzüp götürmezsiniz ve kendi başınızdaki cumhurbaşkanı, işte başbakan, bakan onları güç duruma düşürmemek için elinizden geleni yaparsınız. Yani basında ilişkilerimizde de öyle. Peki bu cümleden ben bir yere geleceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki Şubat sonuna kadar süre veriyorum. Bu Şam ordusu veya onlar rejim güçleri diyor. Geri çekilecekler diyor. Çekilmedi, dururlarsa oldukları yerde. Ne olur? Bana mı soruyorsun? Evet. Ne olur? Ne yapar Türkiye yani şimdi? Şimdi bu... Durdular orada. O dedi hani meşhur çıkıyorlar ya işte o karayolu. No, şimdi keşke sözünü kullanmak istemiyorum. Keşke demesin. Keşke şu olsaydı, keşke bu olsaydı. Ayrı mesele. Hayır yani demeseydi demiyorum. Bu aşamada sonuna kadar gitmek durumunda. Her şeyi göze almak durumunda. Dönülmez. Çünkü bir gücünüzle bir yer edersiniz. Arkasından itibarınız onu devam ettirir. Ha. Yani itibarınız inanılırdı kabul ettiğiniz zaman işler çok kötü hale gelir. Şu yapılsaydı bu yapılsaydı. Artık bu devir geçti. Bu zaman geçti. Şimdi ilişkilere bakın. Amerika aniden bizi sevmeye başladı. Şimdi devletler olan ilişkilerin baştan hesap edilmesi gereken şuydu. İnişli çıkışlıdır. İnişli çıkışlıdır. Ben size 57 Suriye krizini anlatayım. O zaman da bayağı bir kriz vardı. Biz Ağustos ayında 57 yılında işte solcu yahut komünist saydığımız insanlar Suriye'ye geldi diye ayranımız kabarıyor. Kısmi seferberlik falan ilan ediyoruz. Ruslar bunun üzerine siz ne yapıyorsunuz diyor. Karşılıklı böyle. Bir uyarı oluyor değil mi? Kuvvetli bir uyarı oluyor falan. Ondan sonra Laskiye Limanı'na Kotov sırrısını gönderiyorlar. Arkasından Amerika'da Canberra'yı gönderiyor bizim İzmir'e. Bir de bir iki silah handels bölüğüyle beraber gönderiyor. Bu Ekim ayında oluyor. Yani Ekim ayının başına kadar bu devam ediyor çekişme. Şimdi her zaman için bir sürpriz sonuç beklemeniz lazım. Şimdi anlatacağım sonucu kimse tahmin edemezdi. Eylül-Ekim ayında 1957 yılında. Ne oluyor biliyor musunuz? Nasıl yatışıyor bu iş? Bütün politbüro, Yüksek Sovyet erkanı bizim Büyükelçiliğe 29 Ekim'e geliyorlar. Çok enteresan. Kuruşçak başta olmak üzere gülerekten şapur şupur bizim Büyükelçi öpe öpe zor sığdırıyorlar içeri. Çünkü o kadar 40-50 kişi Sovyetlerden gelmez. Cumhuriyet Bayramı'na. Cumhuriyet Bayramı'na onlar barışıyoruz. 57'den sonra gene bir takım işte şey oluyor. En nihayet Nisan ayında Benderes'in
açıklanıyor da Menderes'in Temmuz ayında Rusya'yı ziyaret etmesi. 1960. 60. Olmuyor, araya darbe giriyor. Fakat ilginç tarafı, yani ilişkilerin seyri bakımından da önemli. Hangi ilkeye bağlı olarak yürütüldü, önemli. Gürsel'e, Cemal Gürsel'e bir mektup yazıyor Kruşçev. Diyor ki aramızdaki ayrılık, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakalım. Müşterek olduğumuz konularda, işbirliği konularda gidelim diyor. Ve bu devam etti. Şimdi de devam ediyor mu Putin'le Erdoğan? Devam etti. Şimdi inişli çıkıştan bahsettim. Evet. Şimdi Amerika bize yatar kalkar, istihare yatar, bir kriz patlatır. Yani şimdiye kaçıncı ambargo bizim müttefikimizden yediğimiz. Aynı şekilde Rusya'ya da tabii. Rusya 2003'ten beri Türkiye'ye daha fazla güvenilir bir hale geldi. Daha benden Sovyetler Birliği de güveniyordu. Yani bir örnek vereyim Sovyetler Birliği'nin güvenmesi konusunda. 1989 yılında dostluk ve işbirliği anlaşması yenilenecek. Onun bir 16. maddesi var. 16. maddesinde diyor ki Sovyetler Birliği, Sovyet Cumhuriyetlerinin Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmelerini teşvik eder diyor. Onlar teşvik edecek. Düşünebiliyor musunuz? Turancılık korkusu vesaire falan. Bu hale geldik. 84'tür gaz anlaşması vesaire. İyiydik. Gayet iyiydik. Sonra bunu Ruslarla, Rusya Federasyonu'yla yaptık. O zaman da şey oldu. Bölgeler arasındaki ilişkileri teşvik ederler diye karşılıklı oldu. Rusya Federasyonu tutumu ayrı. Şimdi bu aşamadan 2003'te tezkere reddedilince onların güveni arttı. 2007'ye kadar gayet iyi. Santral vesaire. Ufak tefek meseleleri el attık. Fakat bu Suriye krizi başladığından beri daha önceki meseleler soyuttu. Yahut bir siyaset meselesi. Mesela Kıbrıs konusunda görüşümüz ayrı. Ama Suriye'de fiilen askerimiz var. Fiilen onların askeri de var. Sahada karşılaştık. Sahada karşılaştık. Çıkarlarımız da ortak değil. Çıkarlarımız da ortak değil. Bir geçici bir şey devam etti. Birbirimize göz yumduk. İşte anlaşmalar oldu vesaire filan. Amerika ile de aynı durum. Şimdi bizi Suriye'ye sokan Amerika değil mi? Gidin şu adamı devirin diye. Hiçbir zaman için Türkiye'nin dış politikasında gidip de birini devirmek olmadı. 57 krizinde Menderes bunu yapmaya kalktı. Durdu. Herkes frene bastı. Bu sefer işin mahiyeti değişik. Ama inanılığınızı kaybetmediğiniz ve kararlı olduğunuz müddetçe ki bu noktadan sonra eğer durursanız daha önceki olaylara benzemez mi? Çünkü göz göre göre kendi nüfusunu buduyor ve Türkiye için büyük bir kriz geliyor. Keşke'yi bir kere kullansak daha önceden belki başlamayacak. O kriz geliyor da ben bir defa alayım bir reklama gidelim. Bu kriz nasıl geliyor? Bir bu meseleyi bir masaya yatıralım reklamdan sonra. Kriz geliyor mu? Hakikaten bir sıcak çatışma, en azından bir konvansiyonel diyorlar değil mi? Bir şey işte bir harp durumu olur mu olmaz mı? Putin hakikaten Suriye'nin patronu mu, buna izin verir mi vermez mi? Bu konulara kısa bir kaç dakika, bir 5-10 dakikalık aradan sonra konuşacağız. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk var. Baytar bu dönemde parti meclisi.